Kızılay, Ramazan'ı bu hilalin altında paylaşalım sloganıyla bir yardım kampanyasına başlıyor. Kimlere nasıl yardım edilecek? Daha da önemlisi biz nasıl dahil olabiliriz diye soruyorsanız işte yanıtları. Ramazan ayı, yardımlaşma ayı. Kızılay'da Ramazan için hazırlıklarını tamamladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da on binlerce ihtiyaç sahibine Ramazan kolileri dağıtacak. 15 kiloluk aşağı yukarı kuru gıda bir aileye bir ay yetecek kadar bir mütevazi destek aslında bu. Onun dışında özellikle kesmiş olduğumuz kurbanlarımızı Et ve Süt Kurumu bize böyle kıyma ve kavurma haline getirdi. 510 bin konservemiz var. Onlar da kırmızı et olarak ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Ayrıca Afrika, Asya ve Orta Doğu'da birçok ülkede gıda yardımı yapılacak. 12 milyon insanı bir ay boyunca beslemeye, onlara destek vermeye çalışacağız. 3 tane yardım gemimiz. Bir tanesi Somali için hemen Haziran başında kalkıyor. 15 bin ton gıda taşıyan. Sonrasında Yemen ve Güney Sudan için Umudol kampanyamız çerçevesinde yardımlarımız ulaşacak. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Ramazan'ı bu hilalin altında paylaşalım kampanyasının tanıtım filminde oynayan iki minikle Asya ve Mihrimah'la geçti kameraların karşısına. Mikrofonu onlara da uzattı. Bir çağrınız olacak mı bu aşçılarımıza Mihrimah Hanım? Kızılay'a bağış yapar. Kızılay'ı da destekleyin. Peki miniklerin bu çağrısını dinleyip dışarıdan destek vermek isteyen, çorbada benim de tuzum bulunsun diyenler ne yapabilir? Kızılay Ok.tr web sitesi buradan kredi kartı aracılığıyla doğrudan 75 lira şu bir gıda kolisi bir aileye bir aylık desteklerini sağlayabilirler. Kızılay Başkanı Kınık çok önemli bir konuda kan bağışı konusunda da Ramazan için bir uyarı yapıyor. Ramazan'da kan bağışlarının düştüğünü söyleyen Kınık, çalışma saatlerimizi iftar ve sahur saatlerine göre ayarladık diyor, bağışlara devam çağrısı yapıyor. Bağış saatlerini değiştiriyoruz. Türkiye'nin 300 noktasında kalabalık meydanlara, cami teravih çıkışlarını gözleyerek insanlar bağışlarını yapabilecekler o noktalarda. İftarlarını açtıktan sonra sahura kadar mesai saatlerimizi değiştiriyoruz.